Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çocuklarımızın Kur'an'la buluşması ve Kur'an'ın gölgesinde, himayesinde bir hayat yaşamaları, anneler, babalar, muallimler, eğitimciler olarak birinci dereceden sorumluluğumuz olan işler arasındadır. Çocuklarımız kesinlikle Kur'anlı bir hayat yaşamalıdırlar. Kesinlikle çocuklarımıza Kur'an'ı vermeliyiz. Fakat bu Kur'anlı hayat, çocuklarımıza Kur'an'ı verme, bizim onlara ne kadar Kur'an vermemizi, ne zaman Kur'an vermeye başlamamızı da bilmemizi gerektiriyor. Çocuklarımız 3 yaşından itibaren Kur'an alabilirler. 5 yaşından itibaren Kur'an'ın bütününü ezberlemeye hazır da olabilirler. Bir çocuk 10 yaşına gelmeden Kur'an'ın bütününü bir oturuşta ezber okuyacak halde olabilir. Özellikle vurgulayarak, üstüne basa basa söylüyorum. 10 yaşından önce Kur'an'ın bütününü ezberleyecek çocuk oranı milyonda birdir diyebilirim. %1 de olabilir bu. Yani her 100 çocuğumuzdan bir tanesini Kur'an'ın bütününü ezberlemiş hale getirebiliriz 10 yaşından önce, okula gitmeden önce. Fakat mesele sadece çocuğu hafız yapmak meselesi ise böyle yaparız. Eğer biz Kur'an'ı ezberletirken çocuğu yürüyen Kur'an haline getirmek istiyorsak, Kur'an'ın tavırlarına yansıdığı bir çocuk yapmak istiyorsak, bu taktik yanlıştır. Çocuklarımız buluğ çağından önce hafız olabilirler. Olmalıdırlar da, olmaları da gerekir. Doğru. Ancak bu her 100 çocuktan birine nasip olacak bir şey değildir. Belki 1000 çocuktan birine nasip olur. Bunun için Kur'an ve çocuk buluşmasını kesinlikle bir merhale konusu, basamak konusu olarak ele almamız lazım. Çocuğumuz 5 yaşında 5 dakikada bir sayfa Kur'an'ı bakarak okuyacak hale geldiyse, tekrar ediyorum, 5 yaşındaki bir çocuk Kur'an'ı 5 dakikada bir sayfasını bakarak okuyacak hale geldiyse çok ciddi bir merhale kat ettik demektir. Bu rakamı 7 yaşına kadar da çıkarabiliriz çocuğun zekasından, özel sıkıntılarından dolayı. Mesela 7 yaşında bir çocuk 5 dakikada açıp bir sayfayı yalnızsız okuyabiliyorsa başarımız tamamdır. Çok güzel bir noktaya geldik demektir. 8 yaşına kadar da çocuğumuz 5 dakikada bir sayfayı yalnızsız okur ve Duha suresinden aşağısını da namazı caiz olacak şekilde biliyorsa eğitimimiz ciddi gidiyor demektir. 8 yaşından sonraki süreci kesinlikle Kur'an'dan anlayan bir mürebbi kişiye, hocaya devretmemiz lazım. Ondan sonra 12 yaşına kadar çocuğun hafız olması çok güzel devam eden bir kademelendirmeyi gösterir. 16 yaşında bir çocuk hafız olduysa bu zamanın şartları açısından başarılı bir proje devam etmiş demektir. Ancak 8 yaşında Duha suresinden aşağısını bilen ve 5 dakikada yalnızsız bir sayfayı okuyan çocuk annesinden babasından Kur'an almış çocuktur. Bundan sonraki süreç Kur'an'ı aşı olarak
çocuğa vermek sürecidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.